2022 sonbaharına kadar planını hayata geçirme hazırlığında. Daiichi nükleer santralinin atık suyu nereye boşaltılacak? Japonya 8 ay önce bu sorunun çözümü için Fukushima planını geliştirdi. Plana göre 2011'deki deprem ve tsunami sonrası zarar gören Fukushima'daki santralin radyoaktif özellikli işlenmiş suyu Büyük Okyanus'a bırakılacak. 2 yıl içinde 1 milyon tonun üzerinde suyun aşamalı olarak okyanusa boşaltılması planı eleştirilerin odağında. Son olarak santralin işletmecisi olan şirket, Salı günü planı Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu'na sundu. Çin'in tepkisi gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Fukushima planının son derece sorumsuz olduğunu belirterek, Japonya'nın tek taraflı aldığı karardan derin endişe duyuyoruz açıklaması yaptı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer suyun verileri ve arıtma ekipmanlarının güvenilirliği üzerine çalışmalarının sürdüğü hatırlatıldı. Atık su şu an Fukushima kompleksindeki tesislerde muhafaza ediliyor. Artan ayrışmış suyu depolama kapasitesinin 2020 sonbaharında dolması bekleniyor.